Efendim biliyorsunuz yarın 1 Mayıs. Bununla ilgili tedbirleri emniyet müdürümüzle, kaymakamlarımızla yerinde inceliyoruz. Tek isteğimiz vatandaşlarımızın burnunu kanatmadan bu süreçte 1 Mayıs'ın anlamına uygun bir şekilde kutlanması. İstanbul'da biliyorsunuz 40 tane gösteri ve toplantı yürüyüşü yapılabilecek yasal meydanımız var. Şimdiye kadar bunlarla ilgili herhangi bir müracaat olmadı. Dolayısıyla da İstanbul'da bu saat itibariyle yasal olarak etkinlik yapmayla ilgili herhangi bir kuruluşun, herhangi bir grubun bir müracaatı olmadı. Olmayınca da yarın daha çok yasa dışı gösterilerle ilgili çeşitli çağrılar var. Bununla ilgili de İstanbul'umuzun huzurunun bozulmaması için, vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntı yaşamaması için güvenlik tedbirlerini en üst seviyede tutarak arkadaşlarımızla birlikte alanda bakıyoruz. Dün Sayın Bakanımız basın toplantısında genel hatlarını çizdi. Onları tekrar etmek istemiyorum. Ama şu an sizlerin bileceği şey şu. Birincisi 40 tane yasal olarak toplantı yapılacak alanımız var. Bunlarla ilgili hiçbir müracaatta bulunulmadı. İkincisi Taksim başta olmak üzere bu 40 alanın dışındaki yerlerde herhangi bir gösteriye, toplantıya, yasa dışı gösteriye, toplantıya doğal olarak izin vermiyoruz, veremiyoruz. Üçüncüsü de bugün yine paylaştığımız kapalı sokaklar, caddeler, ulaşım araçları var. Vatandaşlarımızdan ricamız olabildiğince bu bölgelere gelmemeleri. Trafik anlamında bir sıkıntı yaşanacak, bir yoğunluk yaşanacak. Yarın böyle olmasını biz de istemezdik. İsterdik ki Yenikapı'da, Maltepe'de vatandaşlarımızın coşku içerisinde kutlanacakları bir alan olsun. Taksim'e de insanlar çocuklarını elinde tutarak, eşlerini elinde tutarak gezmeye gelsinler. Maalesef öyle bir imkan olmadı. Bütün konfederasyonlarla, sendikalarla defalarca konuştuk ama şu an itibariyle yasal bir talep yok. Yasal olarak verilmiş bir izin yok. Dolayısıyla da biz tedbirlerimizi en üst seviyede tekrardan gözden geçiriyoruz. Size de iyi çalışmalar diliyoruz. Sayın Valim, Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı vardı. Biz daha önce başvuru yapmıştık Taksim Meydanı için ve Anayasa Mahkemesi de Taksim Meydanı işçilere açılabileceğini ve özel bir yer olduğunu söylemişti. Biz de Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla ilişkin olarak Taksim Meydanı'nı işaret etmiştik. Buna ilişkin bir sorumuz. Diskin ve keskin 1 Mayıs'la ilgili yaptıkları müracaatlara valilik olarak verdiğimiz bir cevap var. Yaklaşık 2,5 sayfalık bir cevap. Orada bakarsanız orada en ince ayrıntısına kadar hem Anayasa Mahkemesi'nin kararları hem diğer yargı kararları gerekçeleriyle birlikte açıklandı. Ona bakmanızı tavsiye ediyorum efendim. Yarın itibariyle sahada kaç güvenlik personeli? 42 binin üzerinde güvenlik personelimiz sahada olacak. Taksim üzerinde aldığınız özel tedbirler? Gördüğünüz tedbirler. Yani buraya herhangi bir araç, yaya ve benzeri giriş çıkışı olmayacak. Hatta buranın çok da yasak olan, daha doğrusu girilmesi araç ve benzeri seyyar satıcı ve buna benzer çalışmalara yasaklanmış sokaklar var, caddeler var. Oraya bakarsanız o caddelerin başından itibaren olabildiğince tedbirlerimizi aldık. CHP il başkanı aslında bir açıklama yaptı, Taksim'e çağrıda bulundu. Neler söylersiniz? Şöyle efendim, herkes için Taksim'e, ya herkes derken ben konfederasyonları ve federasyonları, siyasi partileri kastediyorum. Belli bir sayıda geçmiş yıllarda olduğu gibi çelenk koymak isteyenlere emniyet teşkilatımız rehberlik ederek Taksim'e kadar getiriyor çelenk sunmalarını ve kısıtlı sayıda kişinin karanfil bırakmasına bu anlamda rehberlik ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu an itibariyle Taksim'e çelenk koyma ya da karanfil koymayla ilgili bir müracaatı yok. İl başkanını aradım, kendisine de hatırlattım. Eğer yarın çelenk koymak isteniliyorsa bugünden müracaatlarını yapmaları gerektiğini, müracaat yaparlarsa
belli bir sayıdaki kişiye çelenk koymayla, karanfil koymayla ilgili rehberlik edeceğimizi söyledi. Sağ olun. Bu yıl geçen yıllara oranla kapatılan yol kapsamı daha da genişletilmiş durumda. Daha önce sadece İstiklal Caddesi'nde Taksim Meydanı'na çıkmıştık. Ama sizin de belgede görüyorsunuz Beşiktaş'tan Recep'e köyde geçmiş yıllarda yasal olarak miting yapılacak alanlar vardı, talep edilen ve vatandaşlar orada miting yapıyorlardı. Buraya daha çok marjinal gruplar zorluyordu, gelmek istiyordu. Bu sefer yasal olarak bir talep yapılmadı. Dolayısıyla da yasal olarak tahsis edilen bir miting alanı yok. Marjinal gruplar, terör grupları, yasal gruplar, herkesin irili ufaklı çağrı yaptığı bir ortamdayız. Takdir edersiniz ki İstanbul'da 16 milyon vatandaşımız yaşıyor, 17 milyon turist var. Bunların güvenliğinden biz sorumluyuz. İmkanımız ne varsa en üst düzeyde tutarak bu imkanı, bu güvenliği sağlamaya çalışıyoruz. Sağlık efendim, ilginiz için. Kaptım. Hayır.